Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkayla çok kolay ve lezzetli bir börek tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle gerekli malzemelerimiz 3 tane patatesimiz var, 2 tane orta boy soğanımız var, 4-5 tane yeşil biberimiz var. Böyle 150-200 gram kadar da beyaz lahanamız var. Bunları doğrayarak başlıyorum. Şimdi soğanımızın arka kısmını kopartıyorum. Soğanımı küp küp yemeklik doğruyorum. Doğradığım soğanımı kavurma alıyorum. Soğanlardan sonra biberlerimi de ince ince doğruyorum. Doğradığım biberleri de soğanların üzerinden tavama alıyorum. Şimdi de lahanamı ince ince doğruyorum. Doğradığım lahanamı da kenara alıyorum. Şimdi patateslerimi rendeliyorum. Şöyle ortadan bölüyorum. Daha rahat doğransın diye. Pardon, rendelensin diye. Şimdi rendelediğim patatesin suyunu sıkıyorum. Bu şekilde çok sulu oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar su çıkıyor. Şimdi sıra geldi soğanlarımı kavurmaya. Üzerinden 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanlarımız birazcık yumuşayana kadar kavuralım. Şimdi soğanlarım kavrulurken böreğimin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle 2 tane yumurtanın sarısını üzeri için, beyazını da sosu için ayıracağım. Şöyle sarısını içinden alıyorum. Sarısını böreğimin üzeri için ayırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Aynı su bardağıyla 1 su bardağı da süt ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi hepsini birlikte bir güzel çırpalım. Soğanlarını 2-3 dakika kavurduktan sonra lahanasını ilave ediyorum. Bir 3-4 dakikada lahanasıyla birlikte kavuralım. Lahanalar iyice yumuşasın. Lahanalarla birlikte de yumuşayana kadar kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi baharatları yarım tatlı kaşığı kırmızı biber, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal, 1,5 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Malzemeleri videomuzun alt kısmına tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi salçanın kokusu çıkana kadar iyice bir karıştıralım. Daha sonra patatesini ilave edeceğim. Şimdi de üzerinden patatesini ilave ediyorum. İsterseniz maydanoz da bu aşamada ilave edebilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi patatesimi bir güzel karıştırıp ocağımın altını kapatacağım. Patatesi yumuşatmamıza gerek yok. Böreğin içinde çok güzel pişiyor. Zaten inceye küçük rendelendi. Şimdi iyice bir karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi yufkamdan bir tane alıyorum. Tam bu şekilde ortasından kesiyorum. Hazırladığım sostan bu şekilde gezdirelim kaşıkla. Çok fazla değil, çok da az değil. Şöyle kararınca 2-3 kaşık kadar gezdirelim. Şöyle fırçayla sürelim. Bu yöntemle fırında ve tavada çok güzel el açması börek tariflerim var arkadaşlar. Hazır yufkayla el açması, onlar da çok pratik oluyor. İsterseniz onlara da kanalımdan göz atıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız iç harcımızdan şöyle azar azar kaşığın ucuyla üzerine gezdirelim. Bu şekilde yufkamızın üzerine serdikten sonra bu ucunu katlayalım. Şöyle çok sıkı değil, çok da gevşek değil, normal bir şekilde böreğimizi saralım. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Sonuna geldikten sonra şu şekilde böyle nasıl diyeyim bir karış içine kıvıralım. Tekrardan bu şekilde kıvırıp şöyle etrafında döndürelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ucunda şöyle alta kıvırırsak daha güzel böyle görükür. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Şimdi hazırladığım 2 tane yumurta sarısını böreklerimin üzerinde bol bol sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerinden çorak otu serpiştiriyorum. Böreğim fırına girmeye hazır arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında böreklerin üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreklerim hazır arkadaşlar. Üzeri nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Şimdi servise geçiyorum. Şöyle böreğimden bir tane alıyorum. Yumuşacık arkadaşlar. Şöyle de bir yumuşaklığını göstereyim. Altı da çok güzel pişti. Şimdi şöyle ortadan bir dilimleyip içinin lezzetini hep birlikte görelim. Gerçekten lezzet bombası diyebilirim arkadaşlar. Hem kolay hem de çok lezzetli bir börek oldu. Sadece 3 yufkayla evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Şu an çok sıcak. Şöyle de göstereyim ne kadar lezzetli olduğunu. Gözlerimizle görelim. Evet arkadaşlar, tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.